Forex dünyasıyla devam ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. VM Yatırım Portföy Aracılığı Birim Müdürü. Merhaba. Merhaba. Günaydın. İyiyim, teşekkür ederim. Nerelerden başlasak? Nerelerden? Önce bir Amerika diyelim. Amerika tarafında şimdi Jackson Hole Konferansı da nasıl bir acaba mesaj verilir? O mesajdan biz gene bir dün açıklanan verilerden dolayı böyle söylüyorum tabi. Dün açıklanan veriler faiz artırım sürecine girmemeyi gerektirecek herhangi bir veri değildi. İşler iyi gidiyorun aslında bir göstergesiydi. İşlerin iyi gitmesi de Amerika'nın faiz artırabileceğine delaletti. Ama dünya sadece bu verileri konuşarak faiz artırımını tartışacağımız bir noktadan çok uzaklaştı Çin'le birlikte. Çin'de yaşanan hikaye, ardından onun yansımaları derken şimdi Amerika Aralık'ta, Eylül zaten pas geçecek, Aralık'ta acaba artırabilecek bir motivasyonu olur mu kısmını bile atlayıp Mart 2016'lardan bahsetmemize neden oldu. Şimdi o tarafta nasıl görünüyor? Şimdi yarınki toplantıda öncelikle bildiğim kadarıyla Draghi ile Yellen katılmıyorlar. Ama işte Fisher'ın... Sönük mü geçer? Yok, sönüklük açısından değil. Hani mesaj açısından daha doğrusu Fisher tabii orada herhalde görüşleri etkili olacaktır ama toplantıdan ben şöyle bir sonucun çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu dünyadaki son gelişmelerin işte büyüme tarafında genel anlamda değerlendirildikten sonra yine de Eylül tarafı için veya Aralık tarafı için faizde bir mesajın oradan direkt çıkacağını bu toplantıda inanmıyorum. Daha önceki bazı toplantılarda buradan önemli mesajlar çıktığı için de aslında kamuoyu tarafından önemli takip edilen bir toplantı ama ben yani genel değerlendirme yapıldıktan sonra yalnızca tekrar işte gelişmeleri takip edip FED toplantısına kadar 17-18 Eylül'e kadar orada bakacağız gibi bir tahminim var açıkçası toplantı açısından. Yani Eylül, Ekim, Aralık. Yanılabilirim tabii yani. Enteresan bir görüş çıkıp pazartesi de piyasalar çok enteresan bir şekilde etkilemiyor ama bu benim yorumum. Çok piyasaları etkileyecek bir sonucun çıkacağına inanmıyorum. Bir sürü laf salatasını dinleyeceğiz amiyane tabirle. Gibi. Ama yani tabii ki. Onların içerisinden sözcükler seçilmeye çalışılacak. Evet. Kaç sözcük kullanılarak o konuşmanın yapıldığına ilişkin işte sözcük analizleri olacak. İşte kaç kere ne söylendi denecek. Bir önceki konuşma ile kıyaslanacak. FED tutanaklarıyla hatta belki kıyaslanacak ve finalde aslında çok konuşma süresinin yani, uzun olduğu ancak hiçbir şey söylenmeyen bir toplantı geçmiş olacak. Onu da atlatacağız. Yani gibi hiçbir görünüyor şey söylenmiyor demeyelim de daha önce işte FED tarafından yapılan açıklamalara benzer dünyadaki şu an global ekonomik gelişmelerin ne oldu ki ben burada biraz da Çin ve dünyanın büyüme rakamları üzerinde de özellikle de gelişmekte olan ülkelerde neler oluyor bunlar genel bir değerlendirme yapılacaktır ama hani Fisher'ın konuşmasında ben yine de son birkaç toplantıda yılından gelen açıklamalar paralel hani bekle gör politikasını duyacağımızı zannediyorum açıkçası. Peki bir tarafta Amerika'nın bu parasal genişlemeyi artık parayı kendine çağırması ihtimali, bir tarafta işte Çin'in, Japonya'nın, işte Avrupa'nın genişlemeye devam ediyor olması Amerika'nın alacağı aksiyonu birazcık geciktirmiyor mu? Ya da anlamsızlaştırmıyor mu? Tabii şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında biz yaklaşık 2 yıldır şeyi bekliyoruz. Yani işte FED geçen Haziran çok öndeydi. Haziran'ı bekledik. Orada da işte Mart'ta, Nisan'da bazı hareketler oldu. Ama FED kendini garantiye almak istiyor benim anladığım. Hem kendi verilerini daha net görebilmek açısından her toplantıda da bundan bahsediyor. Hem de global anlamda hep önüne yeni yeni senaryolar çıkıyor. İşte Avrupa'da Yunanistan çıktı. Son belki bir ay içerisinde de Çin devreye girdi. Ondan önce biraz emtia fiyatlarını takip ediyordu. Yani kendi dinamikleri haricinde biraz daha dünyadaki gelişmeleri de bu faiz artış sürecinde dikkat etmeye devam ediyor. Şimdi aslında dün de Güzel Hanım'la konuşurken şeyi söylemiştim. Yani FED bu son bir haftada yaşadığımız çalkantı bence FED faiz artışı gerçekleşirken olabilecek bir senaryoydu. Ama bunu daha öncesinde biz Çin'den gelen bazı aksiyonlarla yaşamış olduk.
şöyle bir avantaj var bence. Bence FED faiz artışı bir ikinci plana atıldı gibi geliyor bana. Yani Aralık'ta ya da Eylül'de veya 2016'da FED faiz arttırsa da bence piyasalarda bu kadar yoğun bir çalkantı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha çok büyüme tarafından, yani dünyadaki büyüme tarafından gelen verilerin bir krize ya da oynaklığa neden olup olmayacağı daha çok ön planda olacaktır. Bu FED tarafından şöyle bir avantajı var. Tabii dünyada da faiz indirimleri oluyor bazı ülkeler tarafından, merkez bankaları tarafından. Bu ortamda sizin de dediğiniz gibi çok güçlü bir büyüme olmamasına rağmen hani faizi arttırıp ne kadar devam ettirecek, bunun hızını ne kadar daha ileriye taşıyabilecek, bunlar da soru işaretleri. Ama Aralık'ta belki önümüzdeki birkaç ay içerisinde işte Çin'de ve özellikle Avrupa'dan gelecek verilerin, bu parasal genişlemenin yarattığı işte sonuçlar dahilinde belki Aralık'ta ufak ufak başlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi benim bildiğim, öğrendiğim ya da işte kitapta yazan bir para biriminin değerinin artması için o ülkede, o para birimini kullanan ülkelerde işlerin iyi gitmesi, büyümenin olması, istihdamın yaratılması gibi makro açıdan önemli verilerin iyi gelmiş olması gerekiyor. Şimdi Avrupa tarafına bakıyorum, Avrupa'da böyle bir hikaye yok. Aynı kitabı okumuş muyuz? piyasa o kitabı okumadım mı o zaman, öyle sorayım ben. Çünkü çok net bir şekilde görünüyor ki işte Avrupa'da problemler var. Hala dolar için mi konuşuyoruz? Euro bunu? Dolar için konuşacağım. Euro. Oraya bağlayacağım. Euro tarafın, yani euro neyi fiyatlıyor da bu kadar yukarı gidebiliyor? Son bir iki günde 1.17'leri konuşuyoruz. Evet. Ama orada şöyle bir durum var. Yani euro dolar parite olarak baktığımızda dolar endeksinde de, yani biliyorsunuz orada da %50'si euro tarafında, evet, olduğu için hani değer bazında. Şimdi 96'ların kırılıp 92.50'lere kadar gelen bir dolar fiyatlaması gördük. Yani burada da normal olarak aslında son pazartesi günü, yani bu kara pazartesi veya gri cumadan sonra kara pazartesinde aslında çok net ana desteklerin kırılarak bir alttaki, yani bu aşağı ya da yukarı yönlü olabilir. Endeksler bazında da pariteler bazında da bunları çok sert test ettik. Ve şu anda da son bir iki gündür bunun geri dönüşünü yaşıyoruz. Bu bağlamda yani 1.17'leri euro dolarda görmemizin bence yani nedeni dolar tarafındaki zayıflama. Dolar tarafındaki zayıflamanın da sınırlı olduğunu ve birkaç güne dayandığını çok net gördük. Şu anda yine 96 seviyelerine kadar bir tepki hareketi, yani 92.50'lerden gördük. Ya burada biraz daha hani Euro'daki olan ya da Euro bölgesinde olan gelişmelerin, işte onların para biriminin değer kazanmasından ziyade karşı para biriminin değer kaybetmesinin karşısında yalnızca bir parite hareketi gördüğümüzü düşünüyorum. Ki 12.50'lere yanılmıyorsam geldik. Şimdi 12.90 civarlarındayız. Önümüzdeki dönem için Euro dolarla beklenti ne? Önümüzdeki dönem için ben hala aşağı yönlü euro dolarda bir hareket bekliyorum. 1.17'ler, 1.20'lerin görülmesi de tepki hareketi olarak değerlendiriyorum. Nerelere kadar? Yani bu şimdi faiz tarafıyla da ilgili, Eylül'de ve Aralık'ta bir faiz artışı olursa şimdi 1.12.50 önemli bir seviye. Bunun altında işte 1.08.50'ler, 1.09.50'ler var. Onlar da işte haber akışına göre ya da dolar endeksinin tekrar 97 seviyelerinin üstüne çıkması, işte ABD 10 yıllıklarında da şimdi 2.20'lere, 2.17'lere yaklaştık. Hani orada da bir pozitif algının bu faiz artışına kadar gelmesi sonrasında 1.08.50, 1.09.50'leri görebiliriz. Faizin gerçekleşmesi, artışın gerçekleşmesinden sonra belki tekrar 1.05'leri görebiliriz. Ama şey de konuşuluyor, belki biliyorsunuzdur, işte euro tarafında tekrar bir parasal genişleme, bir destek, hani oradan gelen işte enflasyon, büyüme rakamlarının yeterli olmaması durumunda bunun gerçekleşmesi sonucunda tabii ki biraz daha parasının değer kaybetmesi, Fed'in faiz arttırması da gerçekleşirse oradan tekrar işte bir li seviyeler, belki 1.06'da konuşulmaya başlanabilir. Ama kısa vadede, yani önümüzdeki bir ay içerisinde özellikle Eylül sonrasında bir faiz artışı olursa tekrar 1.05'leri görebiliriz. Amerika için Çin ihracat konusunda önemli mi? Üretim yaptığı ülkede doların güçlenmesi daha da işine gelmez mi diye sormuş bir izleyicimiz. Gelir ama yani Çin'in Amerika ile çok büyük bir ticaret hacmi var.
Ama yalnızca ben şimdi bunu biz kendi ülkemizde de yaşadık. Yani bir ülkenin para biriminin değer kaybederek ihracatın hızlanması ya da Amerika tarafında doların değer kazanmasının Çin'e etkisinin pozitif olması başlı başına yani Çin'in bu büyümesinin veya ekonomik göstergelerin düzelmesine işaret edeceğini ben düşünmüyorum. Ama Çin'de tabii daha önce de çok sık yaşamadığımız bazı aksiyonların alınması merkez tarafından Çin tarafında da en azından piyasaya bir şekilde yani yardımcı olma ya da destekleme konusunda diyeyim bir etkinin olduğu gözleniyor. Ben bunun ileriki dönemlerde de Çin'de olumlu gelişmelerin en azından büyüme tarafında bu aşağı yönlü hareketin durdurulması konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. 1.17 hareketi geleceğin bir öncü hareketi olamaz mı diye sormuşlar Euro dolar için. Olamaz mı? Ya benim görüşüme göre 1.17-1.20 bekleniyordu. Bu hani klasik yukarı trendin başlayacağı anlamına gelmiyor ki çok sert geri dönüş oldu. Farklı senaryolar gerçekleşirse yani bu faiz tarafında Amerika tarafında verilerin şu an olumlu gitmesi ileride bunda bir değişiklik olma ihtimali olursa yani trend değişikliği şu an için yok. Şu an için hala aşağı yönlü trend devam ediyor. Çin balonunun patlaması Yellen'ın faiz artırım kararının simülasyonu gibi oldu bence. Bu durum Eylül'de artış için çok uygun demiş bir izleyicimiz. Benim söylediğim senaryo gibi değil mi düşünüyor? Yani bir şey aşı gibi oldu. Yani piyasaya aşılandı. İşte, yani evet böyle bir senaryo olursa ne olurdu? Tamam bundan dolayı değil faiz artışından dolayı değil ama başka bir nedenle bunu gördük. Çok sert de bir hareket oldu ama şu an piyasa biraz daha faiz artışında daha az etkilenecektir. Hatta belki de olumlu karşılanacağını bile düşünüyorum. Yani şundan dolayı artık orada işler biraz daha yoluna girdi. Zaten biliyorsunuz şu an dünya Amerika'yı geriden takip ediyor gibi bir durum var. Yani işte Japonya, Avrupa gibi ülkelerde parasal genişlemenin devam etmesi hatta İngiltere gibi biraz geriden takip ediyor ve Avrupa'da da bir diğer parasal genişleme olsa veya olmasa dahi orada da pozitif sonuçlar hani Yunanistan meselesinin hallolunmasından sonra işte İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde yavaş yavaş görüyoruz. Orada biraz daha pozitif veriler göreceğimizi düşünüyorum. Euro TL ne olur sizce? Aşağı bölgede nereye kadar gider? 3.17'de maliyet var demiş. 3.17'de maliyet var. Yanılmıyorsam 3.25 orada Euro TL'de. Önemli 3.47'leri gördük. Şu an oradan yani son bir iki günde şöyle bir şey oldu. Dipleri gördük yani dipleri derken keskin bir destek seviyelerini test ettik. Bunu sırf Euro dolar için söylemiyorum. Pardon Euro TL için söylemiyorum. Orada tabii yukarıda 3.47'leri test ettik. Ve şu an onun düzeltmesi gerçekleşiyor. Bu da özellikle hani Euro tarafı için ben 3.25 önemli bir seviye olarak görüyorum. Eğer 3.25'in altında devam edersek 3.13'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Ama 3.25'in üstünde şu an 3.29'lardayız yanılmıyorsam. Orada tekrardan özellikle iş dinamikler açısından gelecek verilere, haberlere bakacağız. Tekrar yani 3.30-3.40 arasına yerleşebiliriz. Dolar TL'de de tekrar 2.95'ler görülebilir. Şimdi gelelim bize Amerika Merkez Bankası'nı rahat rahat konuşuyoruz. Çünkü bir şey açıklıyor, bir aksiyon alıyor. Hı. İşte parasal faizle ilgili bir açıklama yapıyor. Ne yapacağına ilişkin bir takvim ortaya koymaya çalışıyor. Politikaları belli aşağı yukarı. Aşağı yukarı belli çok konuşuyor. Hı. Ama sonuç itibariyle piyasanın kafasındaki soruları silmeye yönelik de adımlar atmaya Hı. çalışıyor en azından. Her ne kadar silemese de. Diğer tarafta işte Çin Merkez Bankası çok ani bir müdahale yapıyor. İşte Japonya'dan parasal genişleme devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağını kestirebiliyoruz. Kanada Merkez Bankası için aynı şey geçerli. Avrupa Merkez Bankası sınırsız, şuursuz, limitsiz gevşeyeceğim ben. Merak etmeyin siz her şey masanın üstünde duruyor. Siz yeter ki borç almak isteyin ben o borçları veririm. Getirirsiniz bir A4 imzalarım ne olacak tarzına davranıyor. Sonra dönüyorum TCMB'ye bakıyorum. Merkez Bankası'nı bir ekonomi programı yapımcısı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuşmadan geçirdiğim hafta var. Neden? Ve bu kadar oynaklığın oldu. Asıl oynaklığın olduğu bir yerde Merkez evet. Bankası'nın o azından, sıcak elini omuzumda hissetmem gerekmez miydi? Ne olursa olsun masada Merkez Bankası var. İşte kur çılgınlar gibi çıkmasına izin vermez. Faiz konusunda hı. işte müthiş volatilite olmasına izin vermez. Piyasayı dengeleyecek işte o görünmez el denen hikayeyi ortaya koyacak bir Merkez Bankası. Güveneceğim, sığınacağım liman işte omzumu tutacak biri.
En azından yatırımcılar açısından da farklı senaryoda Merkez Bankası'nın devreye girebileceği durumlar olabileceği algısının olması biraz daha piyasaların sağlıklı çalışmasına neden olabilir. Sadeleştirme hikayesi konuştuk. Evet. Neyi sadeleştirdiğimizi tam olarak anlayamadım ben. Çünkü sadeleşen bir şey yok aslında ortada. Evet. Ama bir taraftan da işin sadeleşiyor olması ya da sadeleştirilebilecek olması. Benim sadeleştirmeden anladığım tek faizin olması. Yani faiz, Türkiye'de faiz kaç dedikleri zaman benim tek bir rakamı söyleyebilmem. Benim için sadeleşme bu. Varsayalım öyle. Ne tarafa doğru sadeleşeceğiz bir de o da var. Şimdi ne tarafa doğru sadeleşeceğiz? Kaçta sadeleşeceğiz? Sadeleşme neyi çözecek? Yani sadeleşme hükümet kurmayacak. Sadeleşme terör olaylarına çözüm bulmayacak. Sadeleşme bizim olduğumuz coğrafyadaki hareketliliği bizden kaynaklı zaten yeterince var. Bizden kaynaklı olmayan hareketliliği de durdurmayacak. İşte Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım konusunda bir etkisi olmayacak vesaire vesaire. Ama yine de bizim gündemimize bu sadeleştirme girdi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu anda ne yapıyor? Neyi düşünüyor? Ya tabii aslında belki de olmaması gereken bir durumda Merkez Bankası. Çünkü işte seçimi konuşurken Haziran'dan önce işte seçim olduktan sonra bir hükümet kurulur. Orada da Merkez Bankası, yani hükümet kurulmasıyla Merkez Bankası'nın çok alakası olmaması gerekiyor aslında. Ama maalesef bunları konuştuk. Şimdi de Kasım 1'e kadar işte Fed'i mi bekler, ne olur, erken toplanır mı vesaire bunları konuşuyoruz. Ama yani sadeleştirmeden anlamına aslında bir politika değişikliğine doğru giderken bir orada kullandığı kelime diye ben düşünüyorum. Çünkü alt bant, üst bantın çok belki de şu an için anlamlı olmadığını düşünerek ya benim tahminime göre bir faiz artışının isimlendirilmesi sadeleştirme gibi geliyor. Hani rakamsal olarak bilmiyorum 100 bas puan olabilir. Burada tabii özellikle döviz tarafındaki hareketleri de göz önüne alarak hani ben böyle bir sadeleştirmeye gideceğim. Yani faiz arttıracağım demekten ziyade alt bant üst bantım çok şu an için faydalı değil. Orada gösterge faizler zaten yukarıda. Sadeleştirme yapacağım diyerek belki de bir sinyal diyeyim ya da bir piyasada bunun etkisini görmeyi istediğini düşünüyorum ama yani dolar TL'de 3'leri görüp euro TL'de 3.47'leri gördükten sonra da hala işte biraz döviz satım ihaleleriyle şeyler olmaya çalışıyor ama hani çıkıp dediğiniz gibi açıklamalar yapılabilir. Şu durumda şöyle yapacağız, bu durumda böyle elimizde işte kullanabileceğimiz argümanlar var gibi en azından merkezin piyasa üstündeki bir kontrolüm altında ya da gelişmeleri takip ediyorum, şöyle seçeneklerim var diyebilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu yani herkesin için öyle masaya bir silah koyup arkadaşlar bunda altı patlar var. Biri şu, biri bu. Şöyle olmazsa bunu kullanırım, böyle olmazsa şunu yaparım. İşte rezerv kullanırım, döviz satım ihalesi yaparım, faizlerle oynarım, sadeleştiririm, daha karmaşık hale getiririm, ZK'larla oynarım. Her neyse ama sonuçta seçeneklerinin olduğunu, o seçenekleri kullanmaktan da imtina etmeyeceğini aslında söylemesi gerekiyor, doğru mu? Ya bunu da merkezin yapması gerekiyor bence. Tamam, ekonomi bakanları hani belki hükümet tarafından da ekonomik tarafta bazı destekleyici söylemler olabilir ama yani bu işin esas ana merkezi Merkez Bankası'dır ve bağımsız olarak hareket ettiğini, elinde dediğim gibi argümanların olduğunu, sizin de söylediğiniz gibi piyasaya göstermesi hem yerli yatırımcılar için hem de yabancı yatırımcılar için daha olumlu olacağını ben de katılıyorum. Şu an için böyle bir aksiyon alınmamasının nedeni ben biraz daha hani bu ortadaki bizim seçim sürecinin uzamasına bağlıyorum. Şimdi o zaman seçim sürecini bir konuşalım. Seçim süreci 1 Kasım'da sandığa gideceğiz. Ben şöyle bir düşüncem vardı aslında, bunu birkaç yerde paylaştım. Şimdi bizim seçim öncesinde işte seçimi konuştuk, gerçekleşti. Bazı senaryolar oldu, koalisyon olabilir, şu partiler anlaşabilir vesaire. Bunlar gerçekleşirken terör olayları başladı. Daha sonra sizin söylediğiniz gibi Merkez Bankası işte sadeleştireceğim vesaire derken bizim aslında üç bacaklı bir piyasaların takip ettiği gelişmeler oldu. Şimdi bunun seçim tarafını bence 1 Kasım tarihiyle
bence en azından piyasa beklentisinin, kötü algının orada neticelendiğini düşünüyorum. Tamam, anlaşamadılar, 1 Kasım'da sandığa gideceğiz ve bunun da daha önce sizdeki görüşmemde hani biz şanstır dedim aslında Türkiye için, hani koalisyon olabilme ihtimalinin. Bence 1 Kasım'dan sonra da bu şansın devam edeceğine inanıyorum ve artık bir üçüncü seçimin gerçekleşmeyeceğini, bir şekilde hep beraber bu işi halledeceğimizi şimdi düşünüyorum. Şöyle bir açıkçası şey söylerler, tiyatronun kurallarından biridir o. Sahnede bir şey gösteriliyorsa o kullanılır. İşte seçimden sonra işte partiler bir araya gelecek mi gelmeyecek mi diye konuşurken gelemeyebilme ihtimalleri konuşulmaya başlandı. Henüz bu istikşafi görüşmelerle çok fazla başlamamıştı. Bu seçim için mi? Bu seçim için söylüyorum. Bu işte o görüşmeler başladı. Ufak ufak işte partiler anlaşacak mı anlaşmayacak mı? 35 saatlik bir görüşme toplamında işte 45 günü sonuç itibariyle bu şekilde geçirdik zaten. O süre içerisinde masanın üstüne konan ya da o sahnede gösterilen bir şey vardı. O gösterilen şey bir erken seçimin olabileceğiydi. Şimdi sizinle burada konuşurken sahneye sokmuş olduğunuz o yeni veri, yani üçüncü bir seçimin olup olmayacağına ilişkin söylem benim için sahnede gösterilmiş bir şey. Ve bu olur mu olmaz mı, piyasa bunu düşünmeyecek mi? Yani çünkü finalde biz 1 Kasım'da hep topu 5 ay önce yapmış olduğumuz seçimi yani yeniden yapacağız. Erken seçime gideceğiz. Hükümeti kurulamamış olması gerekçesiyle. Seçmenin fikrini değiştirecek kafasında çok bir şey olmadıysa, benzer bir sonuç çıkarsa ortalama. Dolayısıyla aynı koşullarda, aynı hemen hemen aynı oy oranlarına sahip bir şekilde gelecek insanlar ve tekrar, ben demiyorum, tekrar görüşmeler başlayacak. Dün anlaşamadıkları, dün 45 gün konuşup da anlaşamadıkları, nasıl hangi olacaktı? Noktada anlaşacaklar? O zaman aslında vatandaş şunu da demez mi? Aynı sonuç çıktı. Niçin 5 ay oyalandık? Niçin bu kadar ciddi bir seçim maliyeti yüklendik? Sonuçta bu sizin benim ödediğim vergilerden karşılanıyor. Diyebilir tabii, vatandaş diyebilir, bu hani ne kadar dikkate alınır. Ben şeye inanıyorum, yani 1 Kasım'dan sonra şimdi biraz alıştırma yaptık. Yani çok iyi bir şey değil tabii bu bizim için. Yani böyle bir zamanı bizim heba etmemiz, o durumda olan hem ekonomik açıdan hem siyasal açıdan çok rahat bir ülke değiliz. Bir de şunu da çok net, piyasaların ve bu işle uğraşanların, yani siyasetçilerin şeyi gördüğüne inanıyorum. Yani siyasi gelişmelerin ekonomiye ne kadar etkili olduğunu. Yani tamam, bu Türkiye bazında biz bunu daha önceleri de çok yaşadık ama hani dünyada artık biz Fed'i konuşurken, yani o Amerika'da da mesela 2016'da bir seçim var ama kimse hani seçim ne oluyor, ne bitiyor, ya seçim de şöyle mi olur, bizimkiler anlaşır mı falan demiyorlar. Yunanistan'da da var. Evet. Yani çünkü yani o ekonomileri çok etkileyen bir şey siyasi gelişmeler. Ve nedense bizim böyle bir şanssızlığımız var. Yani devamlı ekonomi konuşurken şu anda bile yani siyaset konuşmak zorundayız. Halbuki şöyle bir şey diyebilirdik. Seçim olacak, işte bir hükümet kurulur, ondan sonra da devam ederiz deriz. Zaten ortalama kırmızı çizgiyle bir ülkesinden belli olması lazım. Kesinlikle, ama şöyle bir sancımız var. Yani bu koalisyon veya beraber çalışma ortamına alışmamız için de bir herhalde ısınma turları diyeyim, ya da bunu belki de halk olarak da bunun hani o tarafa doğru bir zorlanması gerekiyor. Yani bir seçim daha olması gerekiyor ve sonuç bu, artık yani bir şeyler yapını anlaması da gerekiyor. Yani biraz belki anlayış tarafında daha önce, yani bir 10-15 yıldır böyle bir şey yaşamadığımız için bu hazırlığın 7 Haziran'dan sonra olması gerekti. Ben 1 Kasım'dan sonra, yani tahmini olarak tabii ki söylüyorum, 3 aşağı 5 yukarı eşit sayılarda işte milletvekili dağılımı olursa, bu sefer partilerin biraz da anlayışlı davranarak bir hükümet kurabileceğine inananlardanım. Şimdi, onu da konuşuruz belki 1 Kasım'dan sonra. Geldik gene bir cumaya. Kısa, orta ve uzun vade aslında ben konuşmayı tercih ederim tabii ki programlarda, ama çok uzun zamandır bu vade aralıklarını konuşamıyorum. Çünkü işte çok izleyicilerimiz için klişe hale geldi. Bir gün onlar da çok belki sıkıldı. Yani işte bir gün uzun vade, ölene kadar orta vade, işte seansın ilk yarısı kısa vadeye girdi neredeyse. Dolayısıyla şimdi cumaya geldik. Cumartesi, pazar. Çok eskiden işte hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcı diye bir şey vardı. O kavram yeniden gündemimize geldi. Vallahi, cuma ne olacak bugün?
Hani bugün için söyleyeyim de dediğiniz çok doğru. Kardeşim pazartesiyi ne hayal ediyorsunuz da bugün ne yaparsınız? Ben şeyi söyleyeyim yani bu işte S&P, Dow, Russell gibi endeksler. Hatta bizim Türkiye tarafına baktığımızda biz içinde bunu konuşabiliriz. Ayrıca pariteler içinde bunu konuşabiliriz. Yani son pazartesinden sonra yaşadığımız düşüşün veya bazı paritelerdeki yükselişin düzeltmesi bence bugün itibariyle tamamlanmış gibi gözüküyor. Onun için pazartesi bunu ne değiştirebilir? Fisher değiştirebilir mi onu göreceğiz. Ama ben bu süreçten sonra da bazı yani şöyle konuşalım. Mesela S&P için hani 1950-1970 bence önemli. Yani niye sırf S&P? Yani buradaki hareketlerin yaratabileceği etki için konuşuyorum ki çoğu diğer endekste de Amerika tarafında zaten aynı oranlardayız düzeltme açısından. Hani bunun üstünde kalıp kalmadığımıza ve özellikle işte 14 günlük ortalaması yine şeyde S&P'de 2000 diye söylüyorum seviyelerde olan bir endeks konuşurken bunun yalnızca şu an orta noktasındayız. Ve bunun gelişmesini yani aşağı ya da yukarı doğru hareketini belki Fisher biraz daha evet değiştirebilir diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum ben de o zaman. Bakalım ne olacak pazartesi. Bekleyip göreceğiz birlikte. Noktayı koyalım Forex dünyasına. Kısa bir ara vereceğiz aranın ardından. Yavuz Barlas'la birlikte Fokus'ta karşınızda olacağım. Siz bir yere ayrılmayın.